Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Teen Life konusunun 3. kısmına geldik. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hazırsan, sizler de hazırsanız arkadaşlar. Teen Life'da 3. kısma geldik. Kişisel fikirlerimizi göstereceğiz. Yani I think personally gibi şeyler söyleyeceğiz. Likes ve dislikes'lara bakacağız. Bir de important questions'ta sıklık zarfları yani always, sometimes, usually gibi kelimeleri öğreneceğiz. Bir de question patterns yani soru cümlelerini, soru ifadelerini göreceğiz. Bunların her biri LGS'de bize böyle konu başlığı olarak çıkmıyor da kelime olarak çıkıyor. Yani yabancı dil sınavında, İngilizce'de sorulara baktığımızda Teen Life'da kelimeleri bildiğimizde sorular yapabildiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar kelime bilgisi çok çok önemli. LGS'de bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Tabii ki kelimeleri de ezberlemek için Dinamo Soru Bankamızda sizler için biliyorsunuz ilk başta konunun öncesinde öncelikle kelimeleri veriyoruz arkadaşlar. Bakın Teen Life diyoruz. Kelimeleri veriyoruz. Ardından sadece kelimelerle alakalı alıştırmalar veriyoruz. Yani kelimeleri pekiştirmenizi sağlıyoruz. Sonrasında normal gramer testleri, normal LGS tarzı sorular gelmeye başlıyor. Yani kelime önemli. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız mutlaka buradaki kelimeleri yaparak çalışsınlar. Eğer Dinamo Soru Bankası yoksa, taktikli varsa orada da arkadaki stickerlarda biz kelimelerimizi yazıyoruz arkadaşlar. O stickerları alınlarına ya da işte duvarlarına, işte masalarına ya da buradaki posterlere yapıştırarak kelimeleri ezberleyebilirler. Burada da kelimeleri öğrenmek için böyle bir yöntemimiz var. Dolayısıyla taktikli ve Dinamo'da kelimeler için süper yöntemlerimiz var. Zoru Bankası'da da İngilizce çıkabilecek seçici soruları sizlerle paylaştık. Bunları güzel güzel yaptığınızda süper bir şekilde sınavlarınızda, LGS'de, denemelerde, yazılarda süper notlar alabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim Tonguç'um. Hazırım demiştin. Tekrar soruyorum. Are you ready? I am ready. Harikasın. O zaman hadi bakalım videomuz başlasın. Stating personal opinions. Yani kişisel fikirlerimizi sunmak. State. Sunmak. Personal. Kişisel opinions. Fikirler. Şimdi what's your favorite daily activity? Önce sana sorayım Tonguç. Burada arkadaşların cevaplar vermişler ama sen kendin söyle. Senin favori günlük aktiviten nedir mesela? En çok yaptığın şey nedir evladım? Favori günlük hocam tuvalete gitmek. Güzel. Bunu İngilizce söylemen lazım ama bunu Türkçe söylersen anlamaz karşındaki. My favorite activity is going to toilet. Güzel. Fakat, to wash my hands. Ha, fakat bu iğrenç bir şey. Yani bunu gerçekten hocam, daha... Hocam ellerimi yıkamak için gidiyorum. Ha, güzel. Aferin. Ama daha kampımızın İngilizce alakalı bu kadar pırıl pırıl videosunu işte bunu yapman kötü oldu. Bak arkadaşlar neler demiş. My favorite is, benim favorim diyor, doing yoga, yogayı seviyormuş, in the mornings. Bak sabahleyin yoga yapıyor. I think it is very healthy. O çok sağlıklı diyor. Bak hem görüşünü dile getiriyor, favorisini söylüyor. Hem de I think diyerekten, yani bence diyerekten neden onu sevdiğini söylüyor. I love doing exercises. Egzersiz yapmayı seviyorum diyor bu arkadaşımız da. I do crunch, squat and push up every morning. Bunların ne olduğunu biliyor musun Tonguç'um? Crunch, squat ve push up'ın senin böyle tipinde böyle öyle bir hocam, şeyleri bilen... Hocam fitness hareketleri. Güzel, tebrik ediyorum. Ve diğer arkadaşlar, to be honest, dürüst olmak gerekirse demiş. Demek ki dürüst olmadığı anlar da var. I don't like doing activities. Aktivite yapmayı sevmem. I just lie. Öylece uzanırım. And watch TV. Bu sanki sana daha yakın. Bu senin kanka gibi değil mi? Tam benim gibi hocam. Aynen. Squat yok, crunch yok, yoga yok, her şey yok. Direkt yatış ve televizyon izleyiş. Bu tabii çok iyi bir şey değil. Sağlığımız için zararlı. Şimdi bazı önemli sorular var. Onlara değinmek istiyorum Tonguç'um. Which sports do you prefer? Yani hangi sporu tercih ediyorsun? Mesela sana hemen sorayım. Which sports do you prefer Tonguç? I prefer watching TV sport. Oğlum... Ha, Eurosport izlemek mi senin spor aktivitesi? Evet öyle bir şey yok evladım. O spor aktivitesi olmuyor. Spor yapabilmen için indoor yani içeride ya da outdoor sporlardan birini yapman lazım. İşte dışarıda yüzmen lazım, ne bileyim koşman lazım, trekking falan filan. Ama böyle bir şey yok. Evde televizyon izlemek spor değildir. Mesela bu arkadaşın I prefer archer demiş. Nedir bu? Okçuluğu seviyormuş. Bak burada bir row var, arkı var. Böyle çok güzel artist takılıyor. I prefer going trekking and doing yoga. Bu da yoga yapmayı seviyormuş ve trekking nedir Tonguç'um? Hocam yürüyüş hocam. Harikasın. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü böyle normal dolanıyor ve genellikle doğada yürürken yoga yapması da sıkıntı oluşturabilir. Çünkü yoga daha çok böyle içerilerde yapılan bir şey ama adam temiz hava almak istiyor, güzel bir şey. I love doing outdoor sports. Outdoor spor. Outdoor spor ne demek Tonguç'um? Hocam dış ortamda yapılan ya da doğrusu çok böyle geniş ortamda yapılan. Evet gerçekten spor yapmaya hocam. Yapmaya gerçekten gördüğünüz gibi artık nefes alın. Boğalım düğümlendi. Aynen bu kadar çok televizyon karşısında oturursa. Sağlıksızlık oturur. Akıyor. Sağlıksızlık akıyor. Tabii bizim stüdyomuz şu anda bir ormanlık bir yerde. Böyle ormanın içerisinde böyle temiz hava giriyor ama. Zen stüdyo kurmuşsunuz hocam. Zen stüdyo evet tamamen cam ve içerisi tamamen böyle orijinal. Fakat şaka bir yana bu arkadaş outdoor spor tarzıymış. Mesela sence Tonguç handball oynuyorlar ya. Handball sence bir outdoor spor mudur indoor spor mudur Tonguç'um?
Indoor spordur. Niye? Çünkü handball'da böyle fileler var. İçeride olmaması lazım. Salon sporu. Salon sporu yani, harikası. Ama biz outdoor spor seviyorsa bu arkadaş, muhtemelen ne olacak? Basketbol olacak, futbol olacak. Dediğin gibi yürüyüş olacak, dağa tırmanmak falan filan. Dışarıda basketbol sahalarında oynayabiliyorum parklarda hocam. Kaliteli bir insansın. Diğer bir sorumuza baktığımızda, important questions, yani önemli sorulara baktığımızda, how often do you do sports? Yani ne sıklıkla spor yapıyorsun? How often? Şimdi mesela eğer bir sporu I always, mesela diyelim ki yüzmeyi düşünelim, swim, tamam mı? Eğer deniz kenarında yaşıyorsan veya evinizin havuzu varsa, sizin evinizde havuz ya da yalak var mı Tonguç'um? Hocam bizim evimizde leğen var hocam. Leğen, güzel, ama leğende yüzemezsin, leğen küçük ama. How often do you do sports veya how often do you swim dediğimizde, eğer her gün yüzüyorsan %100 anlamına gelen I always swim diyebilirsin. Daha az, yani %70 böyle bazı günler yüzmediğin günler oluyorsa I often swim diyebiliriz. Veya daha da azsa %60 ama çoğunlukta yüzüyorsan I usually swim, genellikle yani. Sometimes, bazen, %50. Rarely, nadiren, çok az yani. Never ise evinizde havuz ya da işte leğen ya da yalak ya da herhangi başka bir şey yoksa ve yüzmeyi bilmiyorsan how often do you swim? I never swim. Ben yüzmeyi bilmiyorum ki. I can't swim diyebilirsin. Demek ki never, asla. Always, daima, often, sık sık, usually, genellikle, sometimes, bazen, rarely de nadiren anlamına geliyor. Ve burada şuna dikkat etmen lazım. Bunlar emizardan sonra geliyor ama fiillerden önce geliyor. Yani I dedin mesela veya you veyahut da we fiilini kullandıktan sonra diyelim ki swim dedin fiil olarak veyahut da run dedin veyahut da go dedin, tamam mı? Bundan sonra yapman gereken şey artık bunları araya koymak. Yani I always run in the morning. I always go to school gibi ifadeler kullanmanız. Bunlar araya giriyor Tonguç'um. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Who ve work as you. Bu ne? Şimdi burada bize özneyi soruyor Tonguç'um. Özne nedir? İşi yapanlar. Yani diyelim ki Tonguç bir öznedir. Ben bir özneyim. I, you, we, they, he, she, it. Bunlar, yani ben, sen, o, biz, siz, onlar birer öznedir. Who likes coffee? Mesela kim kahveyi sever Tonguç'um? Hocam I like coffee. Ha, o zaman mesela ben de seviyorum. O zaman ben diyorum ki Tonguç and I like it. Peki Tonguç, burada şuna dikkat. Tonguç'a like mı gelir, likes mi gelir? Hocam Tonguç bir he, she, it olduğu için hocam. Evet. Likes gelir. Evet, Tonguç he, she, it'ten biri olduğu için, yani he olduğu için Tonguç likes olur. Ama Tonguç ve I, yani Tonguç ve ben iki kişi olduğumuz için artık I like it olur. Şimdi burada başka bir şey de var. Who enjoys doing sports? Yani kim sporları yapmaktan zevk alır dediğimizde my sister enjoys diye de sorabiliriz. My sister enjoys. Niye? My sister yine she doing sports şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Tonguç'um, bunları iyi hatırlaman gerekiyor. Bazı fiillerimiz var. Enjoy, love, like, dislike, keen on, fond of, hate. Şimdi bunların anlamını biliyor musun, bilmiyor musun? Görelim bakalım. Enjoy nedir Tonguç'um? Hoşlanmak demek hocam. Love. Sevmek. Like. Hoşlanmak yine. Dislike. Hoşlanmamak. Keen on. Sevmek demek. Sevmek, ısrarcı bir şekilde değil mi? Fond of. O da böyle yani evet, beğenmek, hoşlanmak beğenmek demek. Hate. Hocam nefret etmek. Nefret. Şimdi o zaman sevdiğin bir şey, love yaptığın bir şey ve hate ettiğin, nefret ettiğin bir şeyi söyle bakalım bana. I love studying lessons. Çok güzel bir cümle söyledin. Gerçekten bir de doğru olsaydı ne kadar sevdim. Ders çalışmayı seviyorum dedin. Tebrik ediyorum seni. Peki hate de, hate'e söyle. Nefret ettiğin bir şey söyle. I hate going to school. I hate going to school. Bak dikkat ettin mi? Cümle ne diyorsun oğlum? Ders çalışmayı sevip de... Pardon hocam. I hate... Az önce söylediğin yanlış oldu. Going to cinema hocam. Evet. I like going to... enjoy going to school hocam. Tamam. Estağfurullah. Bak. Going to school diyorsun. Veyahut da I love music diyorsun. Bak müzik bir isimdir. Yani bir fiil değildir. Aynı hocam zaman, söz notumu düşünmeyin lütfen. Yok yok. Bende kanaatin her zaman için aynı. Hiç değişmeyecek. 45. Dolayısıyla müzik... Ya da going to school, bunlar birer artık isimleşmiş oluyor. Dolayısıyla isim veya verb ing geliyor. Şimdi bir de sınav tarzı soru çözeceğiz. Sınav tarzı soru da çok önemli. Which picture doesn't show Tonguç's preference demiş. Yani hangisi Tonguç'un tercihini yansıtmaz diyor. Bakalım senin tercihin neymiş. Oku bakalım Tonguç, tercihini hep beraber duyalım. I don't like doing indoor sports. Hı-hı. And I prefer doing outdoor sports to indoor sports. Yani ben hoşlanmam salon sporları yapmaktan. Ve ben tercih ederim yapmayı... Dışarıda yapılan değil mi? Salon dışında yapılan sporları, içeride yapılan sporları diyor. O zaman bu senin tercihin olabilir mi? Olabilir. Trekking, evet hocam. Trekking olabilir. Şu? Swimming, evet hocam. Evet, çok outdoor güzel. Outdoor spor. Şamyerle yüzüyorsun. Peki bu ve bu. Basketbol, outdoor spor hocam. Evet, ama buradaki denizdeki
Nedir? Handball. Handball indoor spor olduğu için cevabımız deniz oluyor. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.